Evet arkadaşlar, günaydınlar, merhabalar. Günaydın. Yeni videodan herkese selamlar, saygılar. Umarım iyisinizdir. Biz de artık kalktık. Günlük biliyorsunuz rutin işlerimiz olduğu için artık onları yavaş yavaş Emir'i okula bıraktı. Aynen, eşim Emir'i okulu bıraktı. Son Emir yok. O onun günlük rutin işi. Benim diğer işlerim de işte hayvanların işte günlük yemeğiydi, yumurta toplaması, temizliği vesaire. Zaten bunları videolarda paylaşıyoruz. Bugün de gerçekten yine çok güzel bir hava var. Havadan her zaman bahsediyorum biliyorsunuz. Yerimiz Burdur'da. Bugün sabaha karşı kalktığımda -3'tü. Sular falan donmuştu. Öyle söyleyeyim ama şu an gerçekten çok güzel güneşli bir hava var. Bu sene kar da yağmadı yani. Çok bekledik ama bir defa yağdı. Artık bilmiyorum bu seneki verimler nasıl olacak. Bir ara bir iyi bir yağmur yağdı ama o yağmur yağdığında da sadece şu köşede bir sıkıntımız var çadırla alakalı. Sadece şuradan şöyle bir ufak, o da mailden kaynaklı değil mi? Evet. Şuradan bir su alıyor. Onun haricinde herhangi bir şey yaşamadık. Zaten arkadaşlar bizim arsayı şöyle göstereyim. Tavukları gezdirdiğimiz alan burası. Toplamda yer zaten 550 metrekare. Yani şöyle söyleyeyim. Şu gördüğünüz ağaçlar bu taraftaydı. Değil mi? Hepsi evet. Buradaydı. Biz bunları o kepçe yardımıyla söktürüp çadırı bu tarafa kuracağımız için hepsini ne yaptık? Buraya aldık. Bunları bilmiyorum, inşallah tutacak gibi sanki Filiz'e. Tomurcuk vermeye başlamışlar i̇nşallah şöyle baktığınız zaman. Vurmaz. Şunlar gördüğünüz gibi erik ağaçları var burada. Şu karşıdaki ceviz. Şu en köşedeki armut olması lazım değil mi? Armut. Evet. Vişne, bunlar kiraz, vişne, kiraz. Erik hangisiydi? Şu olmuş. Bu veya şu mu acaba? Bu erik. Bilmiyorum. Bir de yan tarafta var. Bir de yan tarafta var. Şimdi bunları buraya aldık. O şeyden çıkardığımız gübreleri de zaten alıp bunların diplerine döktük. Tavuk gübrelerini. Valla inşallah şey yapacak yani. Neydi onun adı? Soğuk vurmasına inşallah meyvesini yiyeceğiz. İnşallah bu sene meyvesini de vereceğiz, yiyeceğiz. Evet, şimdi ne yapalım? Ben ilk başta suluklar zaten burada hazır. Bunları şöyle bir güzelce bir yıkayacağım. Eşim alsın kamerayı. Bunları bir yıkayacağım. Dün de bu arada şey yaptık. Eşim peynir yaptı. Bu peynirin peynir altı suyu var. Onu da tabii ayırdık. Ayırdıktan sonra ben dün tavuklara bunları verdim. Güzel, afiyetle yediler. O gerçekten çok yararlı. Peynir altı suları tavuklara verilebilir. Bunu tavsiye ediyorum. Şimdi bu ikisine yem koyayım ben. Su koyayım. Şuna da yem koyalım. Tamam. Sonra bizim arka tarafta bir şeyler de şey var. Lahana turşusu bitti ya. Onu evet, lahana turşusunun suyu var. Onları da koyduktan sonra bir ikisine böyle ben bir paylaştırayım. Tamam, yem koyalım. Bir de arka tarafta bizim yeşillikler var. Onları bir doğrayalım, atalım. Tavukları bir çıkartalım. Sonra içeride de gösterecekler. Tabii horozlar var. Horozları da çıkarmayı unutmayalım. Gel o zaman şöyle başlayalım yavaş yavaş. Ben şunu getireyim. Sen şunu devam et. Böyle yapayım ben bunları hemen. Şu arka taraflarını bir açalım. Her gün yıkıyor zaten. Tabii her gün ben bunları zaten yıkıyorum. Şöyle şurada. Biraz daha açabilir misin suyu? Bilerek o tarafta yıkıyor çünkü su, evet, şeye su gidiyor, bahçeye gidiyor. Bak içerisine nasıl buzlar atıyorum, biliyor musun? Hmm. Şu an böyle takı takı buzları attı. Şöyle bir dökelim. Evet. Bunları ben şeyde de kullanıyorum. Aşılama falan yaptığım zaman bunları kullanıyorum. Arkadaşlar onun için bunlar ideal. Yani özellikle aşılama falan yapacağınız zamanlarda bunları kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi sularını biraz şöyle bir koyalım. İçerisine o sirkeyi de karıştırayım ben biraz değil mi? Aynen. Aha. Bunu açalım. Kapağı elinde mi onun? Nasıl? Kapağı şuraya, içine koydum. Yani bunlar doğal antibiyotik arkadaşlar. Dün dediğim gibi bir de sarımsakla şey de çektim. Soğan püresi. Onları da koydum bunun içine. Tam probiyotik işte, bize de evet. Faydalı ya. Lahana koyduğum. Bakıyorum işte. Tamam, bu tamam. Suyu bir kapatalım. Tamam, birincisi hazır. Bunu öyle bir böyle akmayacak bir yerde hop şuraya koyalım. Hemen ikincisine geçelim. Açalım yine suyu. Arka tarafını açayım. Hava gerçekten çok güzel ya bugün. Hmm. Yani
bu sene tavuklara biraz yaradı aslında. Bakın dün içini göstersene Filiz. Bak dünkü yaptığım burada da kekikler falan da vardı. Bak görebiliyor musun? Kekik, pul biber, sarımsak püresi, soğan püresi onlar da zaten içinde. Kapatayım mı? Suyu kapatabiliriz. Tamam, geri kalanına da şey doldurayım bunu. Geri kalanını da buna ilave ettik mi? Şöyle hop. Turşular bile içerisinde. Onları yine dökün de şey yaparlar bahçeye. Hiçbir şey ziyan olmuyor. Hiçbir şey ziyan olmuyor aynen. Hop şöyle bir çevirelim. Evet hadi bunları ben bir... Renkleri görüyor musun? Bak turşusuyla falan beraber. Değil mi? Aynen onu da belli. Evet. Yani tavuklara böyle sürekli işte vitaminli bilmem neydi vermeye gerek yok. Bunlar zaten doğal vitamin olarak bunları verebiliriz. Tamam. Şey lahanaları almaya gidelim arkadan. Şey, buna bir tane yem koyalım. Tamam yem zaten beraber. Burada, var. Burada var mı? Burada bir şey var. Bir tane de kova alayım ben. Yem çuvalı zaten burada var. Burada bir tane. Bunları salayım mı ya? Sal bakalım onlar bir çıksın ya. Bizim horozlar burada arkadaşlar. Evet. Hadi. Yani şunları her defasında koyuyorum. İçerisine taş koydum artık. Deviriyorlar. Normal yemlik ve sağlam da yiyorlar ha. Öyle söyleyeyim sana. Evet, gerçekten. Şimdi kovanın içerisinde bir şeyimiz olması lazım. Nereye koyduk o kabı? Tasımız mı? Tasımız. Şöyle mi koyduk acaba? Ver bakalım. Horozlar, göstersene horozları. Sizi gidi sizile. Bu kapıyı kapatıyoruz biz sonra yoksa içeriye giriyor. Evet. Alıştılar. Burada biraz bir etiyem var. Ondan da biraz yapmayı doldurayım. Şöyle gösterelim. Yem olarak dediğim gibi şu an peletle granülü zaten karıştırıyorum. İkisini birlikte. Şu an bunlara pelet var elimde. Onları vereceğim. Dediğim gibi hayvanlar şu an 55 kilo yakın yiyorlar değil mi Filiz? Evet. Günlük artık 55 kilo civarlarına çıktılar. Yani şu an yani bir çuvalda hesaplamıyoruz falan. Aynen. Şu an yiyorlar. Bunu da doldurduk. Bu da öyle kalsın. Şöyle koyalım. Tamam. İki su, bir yemlik. Bak bak horozlara bak bak. Dövüş horozu gibi bak. Dövüş horozu gibi bak. Aynen. Kahverengi falan. Birbiriyle falan bayağı atışıyorlar arada. Ama bunların artık büyümesini bekliyoruz. Dediğim gibi şey de var. Zaten kuluçka makinesi. Artık döllü yumurta olayını bu horozlardan inşallah şey yapacağız. Karşılayacağız. Onlar için de zaten şöyle bakın bu da granül. Zaten horozlara da bunları veriyorum. Ama çok iyi yiyorlar ha. Atar atmaz parçalıyor. Gel şuradan onları arkaya doğru gidelim. Biraz da yeşillik alayım. Evet, sizin köpek nerede? Ha? Balkondaydı. Balkonda mı? Geliyor. Bak bak arkada. Gel, Fındık. Gel. Gel bakalım biraz. Gel. Nasılsın? Ha? Tatlış kız. Hadi yemleri dolduralım. Arkadaşlar gel, yemler burada. Bunu her zaman söylüyorum. Depomuz burası işte. Riyoller burada. Çuvallar burada. 50 kiloluk çuvallar. Bazıları diyor abi yemlere baktık diyor 1200 lira diyor internette. İnternetten değil arkadaşlar. Bayiden bakacağız. İnternet her zaman için pahalı. Kargosu, bulunduğunuz bölgenin, her şeyi ekliyorlar çünkü. Evet, bulunduğunuz bölgenin bayisini arayacaksınız. Yani bunun için de Özlem Yemi Fabrikası'nı arayacaksınız eğer bu yemi tercih ederseniz. Onlar size en yakın bölgenin satış temsilcisinin numarasını verecekler. Siz de soracaksınız Özlem Yemi nereden temin edebilirim? O da size en yakın bayinin numarasını verecek ve bayiden temin edecek. Bunlar zaten 50'şer kiloluk. Gezen bir yumurta yemleri bunlar. Dediğim gibi hayvanda 55 kilo civarı şu an yemiyor. Evet şeylerimiz burada zaten. Yeşillikler. Bunları biraz böyle bir doğrarız. Ama bu karalahaneyi çok da sevmiyorlar biliyor musun? En çok şeyi seviyorlar. Neydi onun adı? Bu da bizim pazar masamız. Evet. Önceden kampa götürüyorduk. Önceden kamp masamızdı. Şimdi. Tamam. Bunları da böyle günlük şey yapıyorum. Veriyorum. Riyoller burada.
Yani bütün malzemeyi emiyor, parçalamış. Normalde bu açılmayacak. Evet, bunlar emilmeler, bunları parçalamış. Dediğim gibi viyollerde en son aldığımda 730 liraydı arkadaşlar. 250'lik paketleri. Düştü. Dökerek gidiyor son. Dök. Tamam. Ben topladım. Aynen. Şöyle direkt içeri geçelim Filiz. İçeriye. Gel. Horozlar hadi siz de gelin bakalım. Bak bak horozlar. Hadi. Su var burada, yem var, her şeyi var. Şimdi bayan arkadaşlarınız çıkacak birazdan. Onlara hazırlıklı olun. Şöyle şuraya az Filiz. Bak gel bana. Beraber şey yapalım. Şurada geldiğin zaman ver bana onu. Ben onun yerini biliyorum. Bazen ben tek başıma öyle videolar çektiğim zaman buraya koyuyorum bak bunu. Tamam. Gel. Şimdi beraber. Burayı kapatayım ya. Orayı kapat. Tavuklar çıkmadan önce bunları ne yapıyorum? Biraz atıyorum ki çıktıkları zaman böyle birbirlerini şey yapmasınlar. Bu şu an gayet iyi o. Ben her zaman onu oraya ayarlıyorum. Arkadaşlar ses de bu kadar işte, bakın gördüğünüz gibi. Özellikle sabahları bu ses daha çok çıkıyor. Bu da hep soruluyor, koku ve şey var mı? Dediğim gibi zaten bakın karşı tarafım ağır, yan tarafım ağır, onun ilerisi yine ağır. Yani burada hep hayvancılıkla uğraşıyorlar. Onun için hani kokuyla alakalı benim bir sıkıntım olmuyor. Ama tabii sizin yapacağınız bölgeye göre de değişir. Komşuya göre değişir, onu öyle söyleyeyim. Yani ses olarak çıkan ses bu. Özellikle sabah yumurtlama zamanlarında daha çok çıkartıyorlar bu sesi. Onun haricinde böyle çok büyük şeyler yok. Değil mi öyle bir ses? Hayır, o olan ses bu yani. 10 tane tavuk olsa da bu ses olacak. Yani 10 tavuk olsa da bu ses olacak aslında dediğim gibi. Salıncaya kadar. Kaldıktan sonra evet, zaten rahatlar. Bir de yumurtluyorlar ya. Evet. Bunlar bir kaçık kudak. Bıçak burada ayrılırsa neyse artık elimizde. Biz şey özeniyoruz, ne kadar özeniyoruz değil mi aslında? Salata gibi tehlike evet var. Evet. Önceden ben şeyle bıçakla falan doğruyoruz dediği gibi. Salata. Aynen. Her türlü yiyorlar yani. Evet. Her türlü yiyorlar. Aslında biraz da yüklemesi daha iyi oluyor. Yani ben hayvanları dışarıya çıkartıyorum arkadaşlar. Bazıları hani dışarıya çıkmasın. Güzel havalar bu zaman atıyorum yani. Yumurta verimine de bir etkiyi, ters bir etkisi olmadı değil mi bu zamana kadar? Olmadı. Herhangi bir... Bence bu sene hava soğuk değil. Yani sıkıntısı olmadı. Sobada inanın içeride çok fazla yakmadım. Yani belki tavuklar geldiğinden beri 5 defa 6 defa ya yaktım ya yakmadım. Ona bile ihtiyaç duymadım aslında. Çünkü biz daha düşük sıcaklıklar bekliyorduk. Tabii daha çok. Hem dışarıda hem içeride. Evet, ama... hem dışarıda hem içeride ama olmadı. Karma mesleği takip edince o kadar... Evet. Hayvanlar da dediğim gibi zaten o vitamin ve granül yem ve tavuklar da dışarıya daha fazla çıkmaya başladıktan sonra o şey sıkıntısı da geçti. Tamam, bunu sonra yine atarız, kaldırın. Şimdilik yeterli. Bura kapalı değil mi? Şöyle yaklaşalım. Bunu biraz böyle şey açmam lazım. Yavaş yavaş. Yoksa... Uçuşuyorlar. Uçuşuyorlar. Evet, hadi bakalım. Gel şöyle, yaklaşalım biraz da. Bak 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 bak. Nasıl saldırıyorlar. Ya bunların güzelliğine bakar mısın? Değil mi? Arada böyle pislenmişler var ama yaklaşalım biraz. Gel şöyle, daha iyi sesin gelmiyor çünkü öyle. Aslında hayvanlar çok temiz yani. Gel bakalım. Bakın hiç çöktü. Böyle göstereyim. Ver. Bu yiyecek ya. Bak, bak. Ağzında da kalmış. Ha? Ha? Nasıl? Sakin. Evet. İvikler falan gördüğünüz gibi. Aman sakin. Bir tane de boz yapalım. Evet, bu da boz. Yani bu Lohman Sendi bizim ırkımız. Bu Lohman Sendi'nin içerisinde bu tabii ırkın içerisinde bu rengi olanlar da var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani ırkımız Sendi. Horozlar nerede? Horozlar karşıda kaldı. Gördün mü? Onlar şey yapmıyor. Onlar ayrı takılıyor şu an. Bakın suları nasıl içiyor. Gel yaklaşalım. Ses çünkü şey yapıyor. Tavuklardan dolayı duyuruyor. Bakın o şimdi sirkeli suyu, böyle içerisinde sarımsak, turşunun suyunu bak ne güzel içiyorlar.
Bak. Değil mi? Gayet güzel. Horozlar karşısında bakın. Şu üç horoz, onlar yine kendi kendilerine takılıyorlar. Şurada da kül var. Bakın kül atıyorum şu köşeye de. Odun külü. Bu külün içerisinde orada hayvanlar şey yapıyor. Yani bunu da soruyorlar. At herkes diye. Herkes aynen evet. Söylüyor. Bit birey için. Hani bel yardımıyla kalıp hayvanlar biraz daha eşelensin diyor ama o biraz beni... Çok sertleşti gibi. Artık. Hı hı. Artık onu şey yapmayacağım. Gördüğünüz gibi hala çıkmaya devam ediyor. Bu arada bunlar burada gezinsin. Şöyle şeyi gösterelim. Buna bakalım bence. Hemen bakalım. Şu hasıllar, buğdayları gösterelim. Şunu şöyle güzelce kapatalım mı? Bu da bizim portatif kapımız. Daha yapılacak çok evet. Şey var ama. Bu bildiğiniz üzere ana koca. Tamam. Şimdi buna şeyleri koyduğum için bu biraz içerisini falan pislettiler ama. Bu arkadan gibi... hava alıyor. Kimse evet. Şey düşünmesin. Kapalı bırakıyorlar. Arkadan hava alıyor yani. Şöyle ver bir. Şöyle gösterdiğim zaman bakın buradan hava alıyor. Yine tesisatlar burada. Termometreleri şeyi. Termostatı ve ışık da burada. Tel burada. Tabi burayı pislettiler. Bunlar ben civciler. Şunlar suluk ve yemlikler burada. Tamamdır. Yani burada inşallah şeyi yapacağız. Burada da buğdaylarımız var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunları ne yapmış zaten bir önceki videoda göstermiştim. Bir gün önceden şey yaptık. Şöyle bu iki. Arada zaten boşluklara bağlıyor. Şu da üç. İşte böyle gördüğünüz gibi spreyle. Daha hareket yok. Evet. Bunları sürekli nemli kalması için şey yapıyorum. Bu şekilde suluyoruz. Örtelim de. Yine bunu şöyle kapatalım. Aynen. Bunlar da çıktığı zaman işte ne yapacağız? Keseceğim. Sürekli şeylere, hayvanlara bunları da vereceğiz. Bu da artı bir şey olur. Gördüğünüz gibi gayet neşeleri, keyifleri yerinde. Sağlıkları gayet iyi. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Yani verim olarak da Allah'a şükür 70'in altına hiç düşmedik. Dün tam 470 aldım. Bir önceki gün 476, 474. O bantlarda geziyor. Zaten 495 tane tavuk var. 20 tanesi kaytarıyor bazen. 20 tanesi kaytarıyor içeride. Onun haricinde gayet iyi anlıyor. Gördün mü? Bence iyi. Bir de şey gurk olayımız da çok gurk olayı da bitti. Biliyorsunuz içeriye kafes yaptım ayrı bir. Oraya ben hapishane diyorum. Cezalandırma amaçlı. Baktım gurka yatan olursa açık cezaevi diyorum. Oraya atıyorum. Bir hafta orada kalıyorlar. Ceza süreleri bitince direkt tekrardan içeriye şey yapıyorum. Zaten yumurtlamaya başlıyorlar. Aynen anlıyorum. Tamam o zaman bir yem dolduralım. Bir yem koyayım ben. Tamam. Önce yumurta mı? Önce yumurta mı? Şey yapalım. Yumurtayı gel bir şeye girelim. Hükümesin içerisine girelim. Daha devam ediyor. Hala yumurtlamaya devam edenler var. Şöyle biraz aç şuradan alalım. Ver bana. Şöyle göstereyim. Bakın burada. Tavuklar hala içeride şu an. Bunlar bekliyor. Bakın bu mesela gurk gibi. Mesela bu yumurtayı altından aldıktan sonra kalmıyor. Öyle söyleyeyim. Bakın yumurtalar burada. Sizi gidiler. Şöyle göstereyim. Bakın çift sarılıyı görüyor musunuz? Maşallah. Harika. Dediğim gibi yumurta boyutları zaten büyüdü. Artık çoğu 55-60 gramın üstünde geliyor. Senin altına bakalım. Yemler bitmiş değil mi? Şöyle. Böyle geç. Oo, burada da bir tane çift sarılımız var. Çok güzel. Bunlar yine böyle bir yanlarına yaklaştığım zaman bir sıkıntı yapıyorlar. Evet, cezaevi dediğim yerde karşı taraf şurası. Sıkıntı yaptıkları zaman oraya ne yapıyorum? Direkt gönderiyorum. Tamam, ne yapalım? Yumurtayı mı toplayalım? Yumurtayı hep beraber toplayalım. Evet, şu an hepsi dışarıdayken rahat bir şekilde biz şimdi viyolleri falan hazırlayalım. Ondan sonra yumurta toplamaya başlayalım arkadaşlar. Burada yine nasıl? Burada da var. Aynen. Şu buğdayı da atalım biraz. Ara ürünleri. Ara ürün. Ara soğuk bu. Sakin. Öbürü değil mi? Şu tarafa da attım. Evet.
kadar. Buğday yeter. Hadi şimdi başlayalım artık şey. Yumurtayı toplayalım. Yemeleri al da gel. Tamam. Giriyor mu? Ellere basayım baba. Uyan var burada. Uyan. Sabah oldu. Sabah oldu. Evet. Giriş yapalım. Bakalım. Tamam, bence birimiz kamerayı tutsun, birimiz toplayalım. O iş sende, kamera tutma. Tamam, kamerayı ben tutarım. Tamam mı? Tamam. Aha, o zaman kapıyı kapatıyorum. Ha, alıyorum o zaman bir yolları. Ver sen bana kamerayı. O köşeden doğru mu başlayalım ya? Nereden? Aynen. Ben diğer köşe, sen buradan. Ama ben işte bunu hem kamera tutup hem şey yapmak biraz zor oluyor. Ha? Şöyle. Şöyle şuradan doğru başlayalım. Şimdi diğer tarafta yine oraya başladı. Kaç tane kaldı burada? Son 3. Hanımefendi kalk bakalım. Şunları bir alalım. Hem kamera hem şey beni zorluyor. Aynen, kafa aparatı alacağım. Kafama takacağım bundan sonra şeyi. Kamerayı o şekilde daha rahat edeceğiz. Evet. Hangisi kaldı? Sen de kalk bakalım. Evet. Çift sarılıyı buraya bırakmışsın. Yani böyle göstereyim. Nasıl? Gayet güzel. Kaç tane daha var? Kaldı mı? Kalmamış. Evet. Daha hala sabah erken olduğu için hala şu an yumurtada yatanlar var. Evet. Biz biraz toplayalım arkadaşlar. Eşim de zaten karşıda devam ediyor. Sonra biraz bir yarıya kadar falan gelelim. Ondan sonra tekrardan devam edelim. Evet, nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Güzel mi? İki tane girdiği için biraz zor oldu. Evet, bunlar bakın şöyle, atlar dolu. Ben de şöyle alayım istiyorsun. Burada yok, iki kişi girmiş. Şuradan iki tane daha alalım. Gel bunu da koyalım. Böyle gördüğünüz gibi kule burada. Ha, buraya iki tane daha koyabilirsin şöyle üstünde. Eksik olmasın. Ha. Aman onun üzerine bırakalım. Oraya iki tane ilave ederiz. Bir daha ilave edeceğiz. Aynen öyle. Dün, bakalım kaç tane çıkacak. Dün dediğim gibi 470'ti arkadaşlar. Hangi, nerede? Burayı bir daha aldım, o iki kişilik olan. Bak, İyi bak, kırılmış. Seni de açık cezaevine gönderirim bak. İyi, bir hafta kırıldı. Hüküm veririm. Kırıldı mı? Bak. Tamam artık olsun. Ama yapışacak onun üzerine. Ona göre eğer gurksan hemen bir hafta seni şeye sokarım. Açık cezaevine. Şimdi yumurtayı aldıktan sonra bunlar çıkacak arkadaşlar. Böyle çok uzun süre tutmamak lazım. Bu da tamam herhalde. Evet. Baksana yumurtayı gayet güzel. Sen şuraya al, ben buraya aldım. Evet. Bakalım ışıkları gösterelim. Bak bunu da bir hafta cezaevine. Değil mi? Bu gurk gibi sanki. Sanki. Bakalım yumurtayı aldıktan sonra hala şeyde kalacak mı? Ona göre en son bir gezeceğim. Eğer şeyse. Sesleri de fark ediyor. Hı. Kim kaldı mı? Yok, tamam. Buraya bakalım. Efendi kalk. Sesler yine şeye gidiyor. Değil mi bu? Sesi normal mi? Sesi fark ediyor. Sen bırak, ben toplayayım. Tamam olur. Sen şuradan. Bu zaten iki oldu. Ver onu bana.
yanına koyalım. İki tane daha. Onun üstüne koyalım. İki eksik vardı. Burada bunu tamamlayalım. Bunu da alalım. Altı sağlam değil mi? Sağlam. Nerede kaldık? Burayı yaptık. Orayı bitirdik mi? Burada bir tane kalmıyor. Yo var. Hep arka tarafa almış. Ben de alması lazım. Kalk bakalım. Burada var. Sen oraya bak. Ben de buraya bakayım. Ha, burayı almışım. Buraya kadar. Yerde falan var mıydı yumurta? Bana diğer köşelere bak. Ha. Burada yoktu da. Sağ köşe yok mu? Herhalde, değil mi? Çiğini, onu çiğini. Ha, çift sıralı. Dikkat edelim. Dün iki tane çatlattı. Dün iki tanesini çatlattı. Ben temizlerken ayağım çarptı. Oradan oraya geçerken. Yok yerde sofra bezini seriyoruz değil mi? Evet, sofra bezini. Önceden Emir yapıyordu şaka bize. Evet, yumurtaları kırıyordu sağ olsun. Tamam mıyız? Evet, bakalım. Arkadaşlar saat şu an şöyle göstereyim size. Kaç? Şöyle 11-17 geçiyor daha saat. Yani daha çok yumurta çıkacaktır ama biz ilk etapta yine sayalım. Çünkü saat 3'e kadar devam ediyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet, 14. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tam. Yani 420. Evet. 430. Evet. Şu çok an çok şöyle söyleyeyim size, nereden baksanız bir unuttuğumuz yok değil mi? 40 tane daha yumurta çıkacaktır. Bir bak bakalım. Belki de video çekeceğiz diye. Olabilir. Herhalde hepsini aldık. Evet, daha dediğim gibi bu yatanlar yumurta verecek. Zaten ne yapacağım? Son sayıyı açıklamalar kısmına bırakacağım. Videonun başına da dediğim gibi hem Instagram adresimi hem WhatsApp numaramı da ilave edeceğim arkadaşlar. Sorularınızı bana buradan yöneltebilirsiniz. Yani buradan mesela unuttuklarımızdan yeni çıkmış. Dediğim gibi daha çok çıkar. En köşeye falan baktık herhalde değil mi? Bunu da ilave edelim. Hı-hı. Tamam. Evet. Köşeye de baksın. Tep 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 tep. Böyle şu köşelerde de bazen bunu kullanırlar oluyor. Orada yok herhalde. Evet. Aynen. Evet, orayı bıraktılar. Hepsi artık kollukları yapıyor. Önceden bazı tavuklar dışarıya da yapıyordu. Evet, şimdi dediğim gibi bakın şunlar hala daha yumurta yapmaya devam ediyorlar. Evet, bakalım. Ama çok az. Hı-hı. Ama yine de saat çok erken. Saat çok erken. Yani daha saat akşam 5'e kadar. Şu an böyle. Dediğim gibi son sayı. Aslında Emir'i alıp geldikten sonra daha bakalım. Evet, biraz şöyle yapalım. Emir'i almaya gideceğiz bizim oğlanı. Onu alıp geldikten sonra bir daha bakalım. Ondan sonra son sayıya o şekilde karar verelim. Tavuklar zaten şöyle gördüğünüz gibi dışarıda. Harika. Hava güzel. Sularını içiyorlar. Yeniden de. Emir'i bir alıp gelelim. Sonra tekrardan içeriye bir daha bakalım. Tamam? Tamam. Gel. Arabayı alalım. Bakalım. Bak. Mesela şuraya gel bak. Hop, bak bir tane daha burada. Bak. Mesela bırakmış. Gördün mü? Aynen. Daha dediğim gibi devam ediyor. Yapsınlar. Biz bir yem koyalım. Tamam, biraz geçsin ondan sonra. Son sayımı bir daha yaparız. Şöyle bir ayırayım. Yemlerin içerikleri. Tam bir sual yiyemem oğlum. Thank you.
Hadi bakalım ya. Palet var. Palet mi? Hoppa. Bu şey kranül. Kranül verelim biraz. Ya. Hoppa. Açmadan şöyle. Buradan mı açılacak? Biraz zorluyor. Gel. Çuvalı yırtmadan şöyle. Aman devrilmek yok. İşte bu granül. Şu şeyi değil abi, diyeyim buna biraz. Falan peneti. Değil mi? Şimdi böyle dökelim. Pelet. Karıştıralım. İyi, karıştıralım. Dediğim gibi ikisini birlikte karıştırıyorum. O hani kanibalizm içinde bu etkenlerden bir tanesi. Tabii ki de tam nedeni bu. Tam kesin nedeni bu değil ama tavuğun böyle toz yeme olduğu zaman daha çok gagalama yaptığından dolayı stresini daha çok atıyor. Ve bu şekilde de ne yapıyorlar? Birbirlerine sarmıyorlar. Bu da önemli. Onun için sipariş verirken atıyorum 30 çuval sipariş veriyorsunuz. 15'i pelet, 15'i kesinlikle granül olsun. Karıştırıp verebilirsiniz. Şimdi üzerine biraz şey dökelim. Tamam. Ben bunları bir vereyim. Sonra ne yapalım? Tekrar yumurtaya bakarız. En son sayımızı. Emir'i almamız lazım. Emir'i bir alalım. Ondan sonra tekrardan kümese gireriz. Son sayımızı yapar. Onu da açıklama kısmına bırakırız. Dediğim gibi Instagram adresim doğalanem çiftlik. Buraya yine şimdi not düşeceğim. Videonun açılış kısmına da düşeceğim. WhatsApp numaramla beraber. Oradan yazabilirsiniz. Instagram'da da çok güzel paylaşımlarımız var. Kendi tavuklarımızın günlük doğal video çekmediğimiz zamanlarda da güzel fotoğraflar yakalayıp, videolar yakalayıp onları ekliyorum. Oradan da bizleri takip edebilirsiniz. Arkadaşlar geldik. Emir'i aldık. Emir bize bayağı bir abur cubur markette bayağı bir zaman geçirdik. Aynen. Dediğim gibi artık son yumurtalarımızı alalım. Ondan sonra yavaş yavaş. Sen şunu al istiyorsan. Liz şöyle. Aha. Yavaş yavaş bitirelim. Tavukları içeriye aldık tabii çünkü giderken Emir bize yani dışarıya çıkmasın. Aynen. Al iki tane burada var. Burada yok. Şunun altında var mı? Bakalım. Aa baksana biz burayı almayı unutmuşuz. Ben çünkü hem kamera hem şey yaptım ya. Belki de yeni yaptılar ama. Zannetmiyorum. Ben bu büyük ihtimal unutuldu. Baktım ya ben ikinci de. Onun üzerinde var mı başka? Bir tane daha var orada. Şurada var. Şurada var bir tane. Şurada var iki tane. Şurada var yine bir tane. Burada boş, burada boş. Boş. Nerede? Aynen burada da bir tane var. Şurada var yine. Kuşun altına bakan belki orada görür. Onun altında bir tane var aynen. Çift sarılı var. Aynen bak burada üç tane hem bir tane çift sarılı. Gel şöyle bir koyayım ben. Tavuğa çarptı. Burada bir tane daha var. Burada yine aynen bir tane daha. Bayağı küçük bak bu mesela şu. Burada olabilir.
burada bir tane var. Oo, baksana burada var. Burada var. Burada bir tane var. Buralarda başka. Aa, burada 3 tane var bak. Gel. Şöyle yapalım, onu da şöyle üstüne de yapalım. Dur, üstüne koyayım. Şu köşede var müzikte, orada yok. Burada bir tane var. Oo, burada bir çift sarılı var. Evet. Buradan gidelim. Durun bakalım kızlar. Evet, burada 4 tane var, filiz. Baktım, orada yok. Bu da su. Tamam. Arkadaşlar, artık saatimiz kaç bu arada? Bakalım. Devam edelim. Saat 2'ye geliyor, şöyle göstereyim. Artık bundan sonra da yani çıksa 2 tane 3 tane ancak çıkar. Nereden baksanız hepsini toplamış gibi olduk. Şu an gördüğünüz gibi Gurka yatan tavuk da yok. Orada bir tane tavuk var ama o da Gurk değil diye düşünüyorum. Çıkalım. Bir bakalım Mine artık. Evet, şöyle geçelim içeri doğru. Şu tam olan değil mi? Aynen, orası tam. Ama onun üzerine koy. Ha. Şunu da birleştirelim. Onları bir birleştir. Evet. Say bakalım zili kaç oldu? Tamları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 burada. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 450. 450 orası. 460, 470, 473. Evet. Güzel. Güzel bir rakam. Şükür. Aynen. Dediğim gibi zaten rakamlar hep güzel. 470'in üzerinde çıkıyor. Yani. Zaten 495 tane var. 473 tane yumurta şu an için. Gayet iyi. Güzel. Yarın pazara gidiyoruz. Aynen, yarın da pazara gidiyoruz. Bu arada yine pazar videosu yapacağız inşallah. Çekeceğiz. Hı-hı. Ben biraz çok aslında şey istemiyorum ama yine de. Şeyden dolayı bizim Emir'in okul sıkıntısı var. Evet. Okula gitmek istemiyor bizim pazara gittiğimiz günler. Evet, pazara gittiğimiz günler. İşte belli olmuyor. Bakalım. Yine inşallah deneyeceğiz yani. Aynen diyorum. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. İçeriklerimizi umarım beğeniyorsunuzdur. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayalım. Bu bizim için önemli. Her videoda söylüyorum. Kanalımız zaten gitgide büyüyor. Umarım bu videoyu da beğenip abone olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim.